Evet arkadaşlar, merhabalar. Sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. sorumuzdayız. Yine bir tensör sorusu. Tensörlerimizi nasıl çözdüğümüzü daha önce konuşmuştuk. O yüzden hemen başlıyoruz. The genesis of chemistry diyor. Kimyanın kökeni. Boşlukta alkemi gibi bir ifade var. Alkemiye nokta nokta gibi bir ifade var. Baktığımızda ilk kısımda verilen fiilimiz trace. Buradaki trace to fiiliyle biz dayanır değil de dayandırılır, alkemiye dayandırılır gibi bir ifade kullanacağız. Büyük ihtimalle bir pasif yapıdan söz ediyoruz, dayandırılır şeklinde. Çünkü kimyanın kökeninin bir şeye dayanma gibi bir şey, kendi kendine dayandırma gibi bir fonksiyonu olamayacağı için pasif olarak dayandırılır gibi bir ifade doğru olacaktır büyük ihtimal ile. Bu açıdan bakıldığında A şıkkında verilen trace ifadesi, bakın kısaltma olmadığı durum olduğu için burada verb 2 olarak, past simple olarak kullanılmıştır. Ve bunun doğru cevap olabilme ihtimali hemen hemen hiç yoktur. Bursa şıkkında verilen has been trace bir pasif yapıdır. Doğru cevap olabilir. Ceyhan şıkkında verilen trace yine aktif bir yapıdır. Yine doğru cevap olma ihtimali hemen hemen hiç yoktur. Deniz'de verilen is trace yine pasif bir yapıdır. Doğru cevap olma ihtimali büyük ihtimaldir. Edirne'de verilen was trace yine pasif bir yapıdır. Yine doğru cevap olabilme özelliğini korumaktadır. Bu perspektiften bakıldığında Adana ve Ceyhan şıklarının doğru olabilme ihtimalleri hemen hemen hiç yoktur. Devam ediyorum. Kimyanın kökenleri alkemiye dayandırılır dedik ki bu diyoruz ki bu alkemi boşluk. For several millennia in various parts of the world diyor. Dünyanın çeşitli kısımlarında, bölgelerinde particularly the Middle East diyor. Özellikle Orta Doğu'da birkaç milenyumdur diyor. Birkaç milenyum için ne yapıldı? Uygulandı gibi bir ifade. Bakın practice fiili var ardından gelen. Uygulandı gibi bir ifade kullanacağız. Bakın alkemi ki bu practice gibi ya da işte kimyanın kökenleri ki bu practice yaptığı, kendi kendine practice yapamayacağı, uygulayamayacağı için yine pasif bir yapı arıyoruz. Adana şıkkının ikinci tarafında verilen has been practicing bir present perfect, continuous ve aktiftir, elenir. Bursa şıkkında verilen practice yine verb 2 şeklinde past simple tense'tir ve bu da aktiftir, elenir. Ceyhan şıkkında verilen will have practiced bir model perfect, future perfect'tir. Bu kapsamda ele alındığında bu da aktif olduğu görülecek ve elenecektir. Deniz şıkkında verilen was practiced pasif bir yapıdır. Doğru cevap olabilme özelliği oldukça yüksektir. Edirne şıkkında verilen was practicing past continuous tense'tir ve aktif bir yapıdır. Bu bağlamdan yola çıkıldığında Deniz şıkkının doğru olduğu görülecektir. Cümle çevrilmek gerek istenirse the genesis of chemistry kimyanın kökeni boşluk to alchemy, is trace to alchemy, alkemiye dayandırılır. Ki bu diyor, was practiced for several millennia. Ki alkemi ne yapıldı? Birkaç milenyumdur diyor. Uygulandı, medeniyetler tarafından uygulandı diyelim. Nerede? In various parts of the world. Dünyanın çeşitli kısımlarında. Özellikle diyor, particularly the Middle East. Doğru cevabımız Deniz'de. 17. sorumuza baktığımızda, bakın şıklara baktığımızda şıklarımızın infected, having infected, infecting, being infected ve to be infected olduğu görülecek ve bunun bir kısaltma yapısı olduğu anlaşılacaktır. Sorumuza hızla bakalım. Globally, küresel olarak an estimated 3.2 billion people diyor. Yaklaşık diyor 3.2 milyon diyor. Hesaplamamış işte yaklaşık 3.2 milyon milyarlık bir insan grubu are at risk of diyor. Bir risk altındadır diyor. Bakın burada bir of edatımız var. Of edatımız var. Edatlardan sonra kullanılan fiilin verb ing alma gerekli kuralından ötürü biz Adana'da kullanılan infected'i yanlış olarak seçebiliriz. Bu yanlıştır. Devam ettiğimizde, aşağıya indiğimizde Edirne şıkkında verilen to be infected yine yanlış şık olacaktır. Elimizde Bursa, Ceyhan ve Denizli seçenekleri kaldı. Bursa'ya baktığımızda having infected bir having verb 3 yapısı aktif bir yapı ve zaman farkı olarak daha önce olan olguyu gösterir. Infecting verb ing ile yine bir aktif oluşum içine gitmiştir. Deniz'de being infected pasif bir kullanım seçilmiştir. Bakalım yaklaşık 3.2 milyar insan are at risk of riskinde boşluk with malaria diyor. Sıtma riskinde, sıtmanın ne riski? Sıtma bulaştırılma riski. Bakın risk of infect bulaşmak, bulaştırmak anlamları var. Burada malaryaya yakalanma, malaryaya bulaştırılma şeklinde, malaryaya kapılma şeklinde kullanılacaktır. Pasif bir kullanım olduğu görülecektir burada. Bakın
Denizde verilen şık bu yüzden pasif anlamında doğru cevap olacaktır denizdeki şıkkımız. Are at risk of being infected with malaria. Malaryaya yakalanma riskleri developing and developing the disease diyor. Hastalığı geliştirme, hastalığa yakalanma risklerindedir şeklinde bir tanımlama doğru olacaktır. Ve deniz doğru cevap. 18. sorumuza gelindiğinde 18. sorumuz today ifadesiyle başlıyor. Bu yapının altı çizilmelidir. Today ile başlıyor. Bir present yapı arayacaktır. Anyone with a civics textbook diyor. Civics demek yurt bilgisi demek. Bir yurt bilgisi ders kitabına sahip olan herhangi birisi boşluk that the most important development of the early 1900s diyor. Burada the early 1900s'ın altını çiziyoruz. Early 1900s 1900'lere gönderim yapıyor. Geçmişte bir zamana gönderim yaptı. Boşluk Force assembly line diyor, fortun diyor, montaj hattını nokta nokta yapar diyor. Bakın ilk kısmımız today ifadesi var. Anyone with a civics textbook diyor. Şıklara gittiğimizde has heard present perfect kullanımıyla doğru cevap olabilecektir. Çünkü bir present yapıdır. Heard Bursa'da yanlış cevap olacaktır. Çünkü past simple kullanımına girilmiştir. Halbuki cümlemizin hemen başında today ifadesini görmüştük. Ceyhan'da kullanılan hears yine present simple olması itibariyle doğru cevap olabilir. Deniz'de kullanılan will hear yine bir present yani future olması itibariyle doğru cevap olabilir. Edirne'deki is hearing yine present continuous olması itibariyle doğru cevap olabilir ve atılmıyor bunlar. Ancak ben burada tabii ki önceliğimi Adana şıkkında verilen present perfect ve Ceyhan şıkkında verilen present simple'a indirgiyorum. Çünkü today ifadesi bunlara daha ciddi anlamda gönderim yapıyor. Devam edecek olur isek anyone with a civics textbook diyor. Yurt bilgisi bir yurt bilgisi ders kitabına sahip olan herhangi birisi hear ya da heard, has heard ya da is hearing gibi. Yani işitti. Niye işitti, duydu? That the most important development of the early 1900s diyor. 1900'lerin başlarının en most important, en önemli gelişmesinin fortun diyor. Montaj hattı olduğunu duyduğu gibi bir ifade. Bakın fortun montaj hattı 1900'lerin başlarında buymuş. Bu olduğunu diyor. Sanki bir geçmiş gönderimi yapıyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Adana şıkkının ilk kısmının esrarının doğru olabileceğini söylemiştik zaten. İkinci kısımda kullanılan was da birebir oturuyor gibi. Bursa'yı zaten elemiştik. Ceyhan'da ilk kısımda verilen here's bir present simple iken ikinci kısımda verilen ifade bir past perfect yapı kullanımıdır. Biz past perfectler ile aynı cümle içerisinde genelde past simple kullandığımızı bilmeliyiz. O yüzden Ceyhan şıkkı da elenecektir. Denizli'ye geldiğimizde bugün bir yurt bilgisi ders kitabı olan herhangi birisi işleyecek diyor. Bakın noun clause'umuzun ana cümlelerinde biz eğer ki seçim yapmamız icap ediyor ise noun clause'umuzun ana cümlesinde seçimimizi genelde present perfect, past simple ve present simple tercihlerinden birisine yönelmeliyiz. Burada will hear olmaz demiyoruz. Ancak will hear olma ihtimali daha düşük diyoruz. Ama today'in de gönderim yaptığı bugün işleyecek gibi bir ifade çok doğru olmuyor gibi. Devam edecek olur isek 1900'lerin başlarında Fort'un montaj hattı olabileceğini olmuştur ya da olmamıştır genel itibariyle tam oturan bir şık olduğunu söyleyemeyiz. Edirne şıkkına geçtiğimizde bugün yurt bilgisi ders kitabına sahip bir herhangi birisi İşitiyor diyor. İşitme eylemi ya işitmişsindir ya işleyeceksindir. Yani işitiyorum işitiyorum gibi olmuyor genelde. Continuous'u çok seven bir yapısı yok. Devam ettiğimizde bakın early 1900s will be gibi bir ifade kullanmış. Burada farklı bir ifadeye gidiyor. Is hearing will be yine çok uyumlu görünmüyor. En uyumlu olan şıkkımızın Adana olduğu bilinmelidir. 19. sorumuza gelindiğinde 19. sorumuz yine bir tense sorusu. Despite ile başlıyoruz. Despite the controversies associated with the technology diyor. Teknoloji ile associated olan yani ilişkili olan controversies çelişkilere rağmen diyor. Karşıtlıklara çelişkilere rağmen. Generic engineering genetik mühendislik boşluk to be an integral part of efforts boşluk food production gibi bir ifademiz mevcut. Şimdi ikinci kısmımız bakın ikinci kısmı incelediğimizde improved to be improved, improving to improve, being improved ifadelerinin bir kısaltma olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki nesnemiz food production'ı çiziyoruz. Food production elimizde durmalı. Bize başka herhangi bir ifadeyle geçmişe gönderim, geleceğe gönderim böyle bir gönderim yapılmamış. Bunu görüyoruz. Bundan istifade ederek bakalım ikinci kısmımız pasif mi olacak, aktif mi olacak? En azından onu bulup kısaltmalarımızı bir eleyelim.
Ne olacakmış? Controversies Associated with Technology, teknolojiyle alakalı ilişkili çelişkilere rağmen genetik mühendislik devam ediyormuş. Continue fiilinden dolayı devam edeyim ben böyle kullanayım. Ne olmaya devam ediyor? To be an integral part of efforts diyor. Çabaların bütünleşik bir parçası olmaya devam ediyor. Devam ediyor. Boşluk food production diyor. Yiyecek üretimini arttırma ile ilgili bir şey söylüyor. Bakın yiyecek üretimini arttırılması demiyorum. Yiyecek üretimini arttırma nesne olduğu için bir aktif yapı arıyorum ve pasifleri eliyorum. Noun artı verb kullanımı olan Adana'da verilen improved ifadesi yanlış olacaktır. Adana elenir. Bursa'da verilen to be improved yine pasif kullanım olması itibariyle elenecektir. Ceyhan'da verilen improving bir aktif kısaltmadır, kalmalıdır. Deniz'de verilen to improve yine aktif kısaltmadır. Burada sanki yiyecek üretimini arttırmak için, mekmak için der gibi oluyorum. Bu yüzden de to improve'u burada tutmak istiyorum. Devam ettiğimde Edirne şıkkındaki being improved yine pasif bir yapıdır ve elenmelidir. Bundan sonuç çıkarılacak olursa Ceyhan ya da Deniz şıklarından birisi doğru olacaktır. Yalnız Ceyhan şıkkına biraz tereddütlü yaklaşmak durumundayız. Neden derseniz ilk kısmında kullanılan had continued bir past perfect ifadesidir. Ancak cümlemizin herhangi bir yerinde başka past simple tense'e rastlamadık. Yani çok fazla kullanım alanı bu şekilde yoktur diyebiliriz. Past perfect tense'in. O yüzden Denizli şıkkını bir inceleyelim. Despite the controversies associated with technology, teknolojiyle ilişkili çelişkilere rağmen genetik mühendislik will continue, devam edecek. Ne olmaya devam edecek? To be an integral part of efforts diyor. Çabaların, girişimlerin diyor. Bütünleşik bir parçası olmaya devam edecek. Ne için? Food production'ı, yiyecek üretimini arttırmak için birebir oturan bir şık görüyoruz burada değişik olarak ve doğru cevabımız değişik olacaktır. 20. sorumuza gelindiğinde 20. sorumuzun yine bir tense sorusu olduğu görülmekte. Bakalım ne diyor 20. sorumuz? As a leftover from the evolutionary trail of amphibians, hiccups boşluk, a useful function anymore. Anymore'u burada bir çizelim. Artık useful function diyecek değil gibi bir ifade kullanacak. But once diyor. Once'ın bakalım ne olarak kullanılmış? They boşluk. Vital to our very ancient ancestors in order to breathe underwater gibi bir ifade gördük. Bakın once normalde are amaz ya da the zaman anlamlarında kullanıldığında bir bağlaçtır. Ancak burada bağlaç olmadığı açık bir şekilde görülecektir. Çünkü bağlaç olsaydı once yan cümleciyi içine alır ve ana cümle ardından bir ayrı bir cümle olarak gelirdi. Ancak burada tek bir cümle görüyoruz once'dan sonra. Bundan dolayı once'ımızın bir zamanlar gibi bir anlam içerdiğini söyleyebiliriz. Ama bir zamanlar onlar şöyleydi gibi bir ifade içerecektir. Once bu anlamıyla kullanıldığında past simple tense'i çok sever arkadaşlar. Yani past olacaktır kesin ancak past simple'ı çok sever. İkinci tarafı da past simple olan baktığımızda sadece Ceyhan şıkkı var. O zaman Ceyhan şıkkını bu cümleye uygulayıp bir bakmak lazım diyelim. As a leftover from the evolutionary trail of amphibians diyor. Neymiş? Amfibiyon sürüngenlerden diyor, sürüngenlerin diyor. Evrimsel izinden diyor, bir artık, bir kalan olarak diyor, bir kalan şey olarak. Hiccups'lar, nelermiş hiccups'lar? Hıçkırıklar, hıçkırmalar, boşluk. Bakalım, do not serve diyor, hizmet etmez. Neye hizmet etmez? A useful function anymore. Artık diyor, artık kullanışlı bir fonksiyonu yoktur. Böyle işlemez diyor. Ama once diyor, bir zamanlar they were vital to our very ancient ancestors diyor. Bizim çok çok eski atalarımıza diyor, hayatiydi bunlar. Onların hayatları için değerliydi. Niçin? In order to breathe underwater, su altında nefes alabilmeleri için gibi bir anlam görüyoruz. Ceyhan şıkkı birebir oturacaktır. Doğru cevap olacaktır burada. Evet, bugünlük de teşekkür ediyorum. 20. sorumuzu cevapladık. Bundan sonraki sorularla devam edeceğiz. Teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.